Hepinize merhabalar. Yeni serimiz olan Cities Skylines videomuza hoş geldiniz. Bu videoda kendi şehrimizi kuracağız ve bu gerçekten kendi şehrimiz olacak. Çünkü bu şehre kuracağımız sokaklar olsun, caddeler olsun, ne bileyim binalar olsun, evler olsun, işte polis karakolu, hastane, okul, sokakta yürüyen insan isimleri ve benzeri. Yani isim verebileceğimiz her şeyin adını siz koyacaksınız. O da şu şekilde olacak. Yorumlar kısmına atıyorum hastanenin adını ben işte Mahmut Devlet Hastanesi yapmak istiyorum diye yazacaksınız. Ben de sizin bu yorumunuzla birlikte bir sonraki videoda hastanenin adını veya okulun adını ya da sokağın adını, caddenin adını bu şekilde değiştirmiş olacağım ve birbirimizle etkileşim haline girmiş olacağız. Ve ayrıca yani yapılmasını istediğiniz, işte atıyorum şu taraf kötü oldu ya da bu taraf kötü oldu ya da şu tarafa şunu ekleyebilirsin dediğiniz şeyleri de yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Ufak bir ricam daha var sizden, o da bu videoyu paylaşmanız, arkadaşlarınızla paylaşmanız. Gerek WhatsApp grubunuzda, gerek Facebook, gerek Instagram grubunuzda bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak ya da direkt arkadaşlarınızla birebir etkileşim haline girip o şekilde paylaşarak bana destek verebilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Şimdi harita seçimine geldik. Harita seçiminde burada birçok harita var ve hangisini seçersek seçelim, sağ tarafta kaynaklar kısmında verimin ne olduğunu yazıyor. Mesela yerleşime uygun alan %74 diyor. İşte su miktarını, işte ormancılık alanını, işte petrol alanını ne kadar olduğunu bu barlarla göstermiş oluyor. Buradan hemen bir seçim yapalım. İki nehri seçiyorum ben. Kent adını da tabii ki Isoben City yapıyoruz. Başlayalım hemen. Şehrimizin haritası yüklendi. Görmüş olduğunuz gibi yani alanımız yüklendi. Böyle güzel bir alanımız var. Şimdi ufaktan bir plan yapalım önce. Hiçbir şeye başlamadan önce. Sanayi bölgemiz var. Eğitim bölgemiz. Sağlık bölgemiz. İtfaiye. Ne bileyim polis karakolu. Daha sonrasında yerleşim yeri ve bir de alışveriş yapılan ticari bölge. Dilinen bölge var. Şimdi şöyle düşünüyorum. Ben yerleşim yerini şu alan olarak düşünüyorum. Yerleşim yeri. Sanayi bölgesi olarak burayı. Ya da şöyle olabilir. Sanayi bölgesi gene burası olsun. Şu bölge sanayi bölgesi. Burası komple hem yerleşim bölgesi hem de ticari bölge yapabiliriz. Şu ön taraflara da işte elektriğimizi, suyumuzu ve pis gider atığımızı alıp verebileceğimiz bir yer yapabiliriz. Bak burası güzelmiş ha. Adacık. Adacığımız da var. Güzel. Satın alırsak adacığımız da olacak. Şurada hazır köprümüz falan da var. Köprüler de var. Çok güzel. Şimdi önce bir ufaktan bir başlayalım. Şuradan şu kadarlık bir çıkıntı yapıp ...90 derecelik bir açıyla bunu buraya koyalım. Tamamdır. Şimdi buralara sokaklar yapalım böyle. Onu da şöyle bakarak yapabilirsek daha iyi olur. Aralarında boşluk olsun istemiyorum. Şöyle iyi gibi. Evet böyle iyi. Bu boy iyidir. Ben bunları yaparken bu arada dediğim gibi videoya like atıp abone olmayanlar varsa abone olursanız bana büyük bir destek vermiş olursunuz. Ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız ya da abi şu videoyu da çek, bu videoyu da çek ya da şu videonun daha çok hoşumuza gidiyor. İşte mesela Mobile PUBG gibi. Onları yorumlar kısmına yazarsanız gerçekten sevinirim. Şimdi ticari alan diyorduk. Acaba ticari alanı şöyle mesela buralar ev olsa da şu karşı taraf komple ticari alan olsa iyi olur mu? Olur mu? Olur mu? Bilemedim. Bilemedik. Şu süreyi bu arada birazcık hızlandıralım, başlatalım. Neyse oralar ticari alan olarak kalmış. Hatta ben burayı bir boş bırakayım. Çünkü bu tarafa doğru yayabiliriz. Şimdi burası, burada da evler kurulurken elektrik isteyecekler, su isteyecekler. Buraya fazla da yaklaştırmayacağım şeyleri, evleri, çünkü burada ses ve gürültü olacak. Şimdi atık su diye bir şeyimiz var, olayımız var. Atık su tahliye borusu. Onu şu en uca kuracağım. Çünkü pislik, şu
tarafa yayılsın diye. Şurası temiz kalsın. Atık suyu koymadan önce elektriğimizi bir koyalım. Elektriğimizi. Aslında tam da güzelmiş. Bak burası tepelik bir alanmış. Bence gayet başarılı oldu. Tepelik bir alan olduğu için. Rüzgar gülü deniliyor. Ben gülü diyeceğim. Rüzgar güllerini şu tarafa koyabilirsek daha da gerçekçi olur. Bir tane bundan koyalım. Bir tane su pompası koyalım. Onu da şöyle şimdilik elektriğini buradan alır nasıl olsa. Şöyle iyi bence. Böyle iyi. Şimdi diyecekler ki başkanım bize su getir, bize elektrik getir. Önce elektriğimizi bir sağlayalım. Bir saniye. Şu arkadan aslında niyetim bu arkadan çekmekti. Birazcık pahalı olacak bu bizim için ama. Evet, arkadan direkt olarak verebiliyoruz. Şöyle biraz hafif çap olacak. Şu anda onlar elektriğini alıyorlar. Şunu şöyle çekelim de bir daha uğraşmayalım. Tamamdır. Şimdi sıra geldi suyumuza. Onun için de bir borumuzla çekeceğiz. Onu biraz ortalı yapacağım. Evet, ortalı yapacağım. Önce şuraya, daha sonra komple buraya. Bir hali paramız da gidiyor bu arada. Tamam, tam bu uca kadar gelsin. Tamamdır. Şimdi herhangi bir sıkıntımız var mı bakalım. Bir su alamayan şuradaki. Ya bak Allah'ını seviyorsan. Şuraya kadar geliyordu, şuraya su gitmiyor ya. Hah, al sana su. Süreyi az bir şey arttıracağım. Yani biraz hızlanalım çünkü buralardaki yapılar bir an önce yapılsın. Hazır bu tarafa elektrik suyumuz geliyorken şuradan aynı şekilde yollarımızı verelim. Bence çok güzel bir görünüme sahip olacak en sonunda. Hemen buralarda yerleşim, hemen buraları imara açalım. Yerleşim yerleri olsun. Biraz zor gelişeceğiz gibi geliyor bana. Çünkü görüntü şu anda o yönde. Ama ne olur ne biter bilemiyorum. Süre şu anda en hızlı şekil. Evet, süreyi birazcık daha hızlandırayım. Çünkü burası biraz gelişsin, paramız gelsin. Su problemi mi var? Nasıl su problemi var reisin? Yani şuradan şuraya ayıptır yani. Ah, kes sesini şimdi. Öyle bir problem yok. Şöyle bir bakıldığında aslında gayet güzel duruyor biliyor musunuz? Yani en azından ben beğendim. De hala niye buralara yerleşen insanlar yok? Hala niye? Bilemiyorum. Ben mi çok hızlı gidiyorum anlamadım ki. Şimdi polis karakolu koyacağız ama bunun için bir 12.000'e ihtiyacımız var. Arkadaşlar, dilenci değilim yanlış anlamayın ama bir 12.000 dolar. Ufaktan bir su problemimiz yaşanıyor. Onu da galiba bir su pompasıyla çözeceğiz. Çözeceğiz mi? Evet. Onu da hemen bir alışamadım ya şuna. Hemen şunun yanına. Şuraya.
Bence bu işi halletmiş olduk. Bakalım. Evet, öyle yani burası bir iş. Bakalım öyle bir problemin var mı? Öyle bir derdin var mı? Artık olmayacak. Hadi düzelmen lazım. Şaka mı yapıyorsun sen ya? Ben keşke daha yakınından baksaydım. Sadece şunlar alamıyor diye. Yani böyle saçmalık yok. Böyle bir saçmalık yok yani gerçekten. Al ve git. Al ve git buradan. İkinci pompayı da koydurdunuz bana. Biz diyoruz ki polis karakolu diyoruz. Biz diyoruz ki burada adalet sağlayacağız. Adalet dağıtacağız diyoruz. Siz burada oturmuş. Benden. Başkanım da başkanım yani böyle olmaz. Sen ne diyorsun? Derdin mi var? Ne diyorsun? Derdin olamaz. Şimdi genel olarak büyümeye devam ediyoruz. Şu an 1000 nüfuslu bir şehir olduk. Çok güzel. Dediğim gibi şuradan bir yerden şeye bakıyorduk. Evet. Gürültü. Aslında bak gördüğünüz gibi var. Öyle bir şeye sahibim ki sanayi bölgesi hiç insanlarımızı rahatsız etmiyor. Görüyor musunuz? Hiç rahatsız etmiyor. Yol sesimizi rahatsız etmiyor. Yani ben gürültü kirliliğini şu an en düşükte. Gürültü kirliliğini yani buradaki değerlere bakmadan öyle bir ayarlamışım ki yemin ediyorum başkan olacak adamım zaten başkanım da. Burayı biraz daha getirebilirmişiz. Yani bir sıra daha böyle getirebiliriz ama şimdilik gerek yok. Şurayı büyütebiliriz. Evet. Bir yandan paramız aksın. Para şart. Okul diyorsun. Okul için ne kadar diyorsun? Yani 10 bin diyorsun. 10 binimiz var mı da sen bana okul diyorsun? Tamam ilim irfan önemli ama. İlim irfan önemli ama da ne oluyor burada? Ne oluyor öyle? Kirli sudan dolayı vatandaşlar hastalandı. Kirli sudan dolayı. Kirli su. Ha. Evet. Evet, suyun akış yönü bu taraf olduğu için arkadaşlar. Tabii. Şimdi ufak bir zarara daha uğrayacağız. Şimdi hazır mısınız? Ben tabii onu düşünmedim. Suyun akış yönü bu taraf. Bunu bu tarafa koyacağıma gidip en başa koydum. O yüzden insanlar haliyle ya aldık mı şimdi başımıza belayı ya? Dur bir saniye. Var parası geri gelse. Gelmez de namussuz. Şimdi atık suyu o zaman şimdilik şu tarafa koyalım. Ufak bir zararımız oldu kabul ediyorum. Ufak bir zararımız oldu ama insanları hastalanmaktan kurtaracağız. Yani insanlar bok içiyor burada. Yani sıçtıkları boku geri içiyorlar olmaz. Bak bu gördünüz mü nasıl temizlendi? Başkanlık dediğim böyle bir şey olacak. Yani biz başkanlık belediye çalışıyor, devlet çalışıyor. Çalışmıyor diyen haindir, vatan hainidir. İzoban City'nin hainidir. Su sıkıntısı çekenleri görüyorum. Ambulanslarımız çalışıyor bakın. Hemen şunu takip edelim. Bakın görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Sağlık sektörümüz nasıl çalışıyor? Bakın. Bakın. Dur. Bakın. Bu zaten bu hızla gidersen kesin kurtarırsın hastayı. Sıkıntı olmaz. Bakın her yerde bir ambulans. Maşallah. Dur. Nereye öyle? Nereye kayboluyorsun öyle? Tabii anladı başkanın takip ettiğini. Bak bak bak. Bir şunun gidişine bak. Bir şunun gidişine bak. Yeşil enerjiye devam. Bu da aktif. Bakın. Bakın şimdi. Evet çalıştı. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Aslında gidişatımız bence gayet güzel. Atık su problemimiz vardı onu çözdük. Bunu ilerleyen zamanlarda daha ileriye alıp yani daha kuytu köşeleri alıp şu ilerlere bu şekilde buradaki görüntümüzü, pis görüntümüzü temiz hale getireceğiz. Şimdi burada neler varmış? Önce objeler var. Diğer parklar var. Basketbol sahası. Oha çok güzel.
Peki futbol sahası falan onlar yok mu? Neyse. Elektrik problemimiz çözüldü. Şimdi siz diyorsunuz ki bize su verin. Size su verelim. Al. Al sana su. Bir daha öyle isteme. Bir daha öyle isteme. Okul koyacağız diyoruz. Para biriktiremiyoruz. Yapmayın. Hala elektrik diyor ya. Oğlum derdin ne senin? Bak. Bak çocuk, yıkarım buraları. Sanayi bölgesine elektrik yetiştiremiyoruz arkadaşlar. Yani. En kötü bir tane de artık rüzgar türbünü alacağız. Bir sonraki adıma artık bunlar elektrik istediği kadar elektriklesin. Bir sonrakine bütün sanayiyi buraya taşıyıp bu işi kökten halletmiş olacağız. Çünkü oraya kömür santralini koyacağım için o ona yeter. Yeter ya. Yeni hizmetler diyor. Ne varmış burada? Kış pazarı varmış. Özgürlük heykeli, öyle şeye ihtiyacımız yok. Stadyum çok güzel olacak. 200, oha. Ama güzel olacak. Güzel olacak, güzel olacak. Sıkıntı olmayacak. Evet, ilk bölümümüzü bence artık burada noktalayalım. Çünkü gayet güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi yorumlar kısmına işte sokakların, sağlık ocağının, hastanenin, polis karakolu, itfaiyenin vesaire, yani işte atıyorum itfaiyenin adı şu olsun, polis karakolunun adı şu olsun, sokağın adı şu olsun diye yazıp gönderirseniz, bu yorumlarınızla birlikte bir sonraki videoda sokakların vesaire isimlerini değiştirecek olan yerlerin isimlerini değiştirmiş olacağım. Ve yorumlar kısmına aynı şekilde, abi şu tarafı bunu yap, bu tarafa bunu yap, ya da burası çok kötü oldu, ya da şu düşüncen şöyle değil de böyle daha iyi olur dediğiniz şeyleri yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Son olarak da videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız, dediğim gibi bulunduğunuz gruplarda ya da birebir arkadaşlarınızla paylaşırsanız, bana destek verirseniz çok sevinirim. Videoya like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda hoşça kalın.